Evet abi hayırlı günler değerli dostlarım. Hepinize merhaba abi. Videoyu gündüz izliyorsanız günaydın. Gece de izliyorsanız hepinize hayırlı akşamlar. Şimdi bu videoyu bir dakikalık yine aynı şekilde reis videosu yapacaktım. Ama maalesef burada anlatacaklarım bir dakikaya sığmadığı için eskilerden böyle yapıyordum. Benim eski takipçiler bilir. Böyle bir şey yapayım dedim abi. Videomuzun konusu değerli dostlarım. 675 bin TL ile 850 bin TL arasını alınabilecek mantıklı 7 adet otomatik otomobil. Şimdi bunların arasını aslında 8 dolur, 9 dolur, 10 dolur, 15 dolur. Çok araba girer ama ben piyasası olan sorunsuz arabaları size söyleyeceğim. Çeyrek altın gibi yani bugün al yarın sat. Hayatta size zarar ettirmeyecek arabalar. Bir de bir çocuklu, iki çocuklu, üç çocuklu aileleri de gayet rahat kaldırabilecek genişlikte ve büyüklükte arabalar abi. Başlıyorum değerli dostlarım. Şimdi Birinci arabamız abi Fiat Egea 1.6 e Bunlar değeri dostlarım 110 beygiridir. Motoru sorunsuzdur atmosferik olduğu için. LPG tam uyumludur. Otomatiğinin teknolojisi eski olsa da hiç değilse abi diğer rakiplerine göre sorunsuz ve sıkıntısızdır yani. Zaten motor atmosferik. Sanayiye girmezsiniz. Şanzımanı tork konvertörlü bir şanzıman sanayiye girmezsiniz. O yüzden hiç sıkıntı, stres çekmezsiniz abi 1.6 e-torklarda. Şimdi diyeceğiz ki olur, bu da bunların 1.6 dizelleri var, dizellerinin otomatikleri var. Dizellerinin otomatiği nasıl diyeceksiniz. Şimdi onlarda da abi DCT çift kavrama bir şanzımanla gelir. Yani alsanız alınır mı? Alınır ama çift kavrama işi her zaman biraz kadere 45 kalıyor yani. E, bakımlı Tamiri yapılmış, değişmiş bir çit kavrama bulursanız o da alınabilir yani dizel de alınabilir yani alınmaz demiyorum, alınır da demiyorum ama alınabilir yani. Evet. ikinci arabamız abi Honda Civic FT6, FD6, 1.6, iVitek 125 beygir abi. Bunların da değeri dostlarım. Zaten motorun anlatmaya gerek yok abi. Hani İsveç tatibi sorunsuz çalışır. LPG de tam uyumlu. Bana göre Hyundai'nin MP motorundan sonra abi dünyada LPG en uyumlu ikinci motor diyebilirim. En azından bana göre öyle yani. Ben hiç sorun çekmedim ve çeken insanları da görmedim. Otomatik değeri dostlarım bunların 5 ileri tork konventörlü bir şanzımanına gelir. Şimdi herkes bunda CVT bekler ama maalesef bu CVT ile gelmiyor. Tor çok geliyor. Maalesef dediğime bakmayın aslında bir yönden de iyi yani. Herhangi bir stres, herhangi bir sıkıntı, herhangi bir sorun çekmiyoruz. Hani CVT'de de çekmiyoruz ama e, bu da güzel yani hani. CVT ile başa baş diyebilirim yani. Tavsiye ederim alınır bilinir ama son dönemde fiyatları çok arttı. Yani bugün temizlerini 700 bandına alıyorsunuz. Yani bir FD6 ya da 700 bin lira vermek insanın zoruna gitmiyor değil yani. Şunu da söyleyeyim size ondan sonra üçüncü arabaya geçeyim. Türkiye'de değer dostların fiyatı hiçbir zaman düşmeyen iki araba vardır. Bir Passat biri de Civic. Hatta Civic Passat'tan da öncedir. Yani bunların ikisinin de piyasası hiçbir zaman düşmez. Neyse abi devam edek. Üçüncü arabamız değerli dostlarım Hyundai Accent Blue. Şimdi abi bunların 1.4 %'lüsü de alınır. 1.4 %9'luğu da alınır. Bunlar benzinli. 1.6 dizel 128'liği de alınır. 1.6 dizel 136'lığı da alınır. 4 motoru da sıkıntısız, stresiz motor ha var. Yani Allah yapısı değil, kul yapısı. ki biraz arızaları, dertleri var ama Diğerlerine göre gayet sıkıntısız, stressiz motorlar yani. Otomatikleri nasıl? Ayrıca şimdi otomatikleri de değerli dostlarım 2015'ten önce tork konvertörü 4 ileri bir otomatik şanzıman kullanır. Adamlar düşünün bak 2015'e kadar otomatik tork konvertörü 4 ileri ya 4 ileri bir şanzıman kullanmışlar 2015'e kadar. 2015'ten sonra da DCT 7 ile beraber gelir yanlış bilmiyorsam. Yani çift karama DCT dediğim gibi çok güzel, çok keyifli bir şanzıman bak bir şey demiyorum ama ee, değişmiş bir DCT şanzımanı bulursanız almanızı öneririm ama 2015'ten önceki tork konventörlerde herhangi bir sıkıntı, herhangi bir stres yok. Onların vites aralığı da çok geniştir. Sizi üzmez. Sadece biraz çok yakabilirler yani onlara göre. Ee, alınır, binilir, sevilir yani. Gayet güzel, mantıklı araba. Dördüncü arabaya geçiyorum abi. Dördüncü arabamız değerli dostlarım Toyota Corolla Camuz Göz. Şimdi Camuz Göz hangisi dayı diyeceğiniz? 2013'ten başlayıp 2018'e kadar, 2019'a kadar diyelim daha doğrusu. Giden Toyota Corolla abi. Bunları şimdi değerli dostlarım yani 800 ile 850 bandına şunların alabilirsiniz. 2013 2014, 2015 16'ya, 17'ye, 18'e daha çok para istiyorlar. Bugün 900'ün üstünde istiyorlar. Ama size şöyle bir kritik bilgi vereyim. Bak maalesef bu bilgiyi de kimse bilmiyor. Mesela çoğu adam bilmiyordur bence. Bunun abi 1.4 dizelleri yarı otomatik bir şanzımanla gelir. 2013'te, 14'te falan. Tamam mı? gelen seriler var. Dizelleri yarı otomatik bir şanzımanla gelir. Ama bunların 1.6 benzinleri CVT ile gelir abi. Tamam mı? CVT şanzımanla gelir. Tam otomatik gelir. O yüzden 1.6 almaya özen gösterin. 1.6 benzinli 132'lik LPG de tam uyumlu bu arada. Sıkıntısız, stressiz. 132'lik olduğu için de abi güzel. Şanzıman biraz ağır kalıyor ama yine de güzel yani. 10 numara 5 yıldız arabadır ama bu kasanın dizellerini yani otomatiklerinden bahsedeyim ilk seri otomatiklerinden ben çok önermiyorum abi. O yüzden bu camuz göz Toyota Corolla alacak adamlar 1.6 e atmosferinin otomatiğine bakacaklar abi. Tamam 1.6 e atmosferik otomatik haberiniz olsun. Bunu da abi kafiye yazın. Şimdi 5. arabaya mı geçtik abi? 5. arabamız ne? Beşinci araba da abi vaktimiz de az kaldı. Göbeller hızlanıyorum biraz. Beşinci arabamız da abi Astra J 1.6 dizel 136 beygirlik. Bunun arkadaşlar şimdi 1.4 turbo alınmaz mı da 1.4 turbosunda da otomatik var falan filan diyeceğiz ama benim eski takipçiler bilir ya her zaman dediğim gibi. Ben Astra'da abi 1.6 dizel 136'lık taraftarıyım. Kesinlikle sıkıntısız, stressiz bir motor. İşte insikliyalarda falan hepsinde kullanıldı yani. Şimdi aranızda diyecek olanlar vardır. İlla ki biliyorum yani. Ağzı yanmış olanlar da vardır. Bir şey demiyorum. Allah onların yardımcısı olsun. Haklarını ahirette alırlar inşallah. Yine bir şey demiyorum. Opel'den çok ağzı yanan adam olabilir ama Değerli dostlarım, diğer Opel motorlarına bakaraktan, daha doğrusu tüm Opel motorlarına bakaraktan 1.6 dizeli gayet sıkıntısız, stressiz bir motordur. Almanızı tavsiye ederim. 1.6, 136 beygir, 320 Newton torka sahip motoru gerçekten tam bir makinedir abi. Bayırlarda Yokuşlarda bu arabanın önüne hiçbir araba geçemez. Bunu da iddia ederim. Arabanın tohlu, yolu oturuşu zaten anlatmaya gerek yok abi. Şimdi diyeceksiniz ki dayım bunun motoru iyi de otomatik nasıl diyeceksiniz. Otomatiği de değerli dostlarım tam otomatik 6 ileri bir şanzımanına gelir. Yani otomatiğine çok sorunsuz diyemem bak çok sorunsuz. Mesela yani örnek veriyorum FD6'nınki gibi ya da ne bileyim işte Fiat Egea'nınki gibi çok sorunsuz diyemem ama... Şunu söyleyeyim size. Onların mesela sorunsuzluğu 100 üzerinden 85 ise bununki de 75'lerde yani. İlla sıkıntı çıkartmışlar vardır zamanında. Ağız yanmışlar vardır ama diğer arabalara bakaraktan yine az sorun çıkardığı otomatiklerden bir tanesi abi. Vaktimiz çok az kaldı biraz daha hızlanıyorum. Şimdi 6. arabaya geçtik galiba yanlış bilmiyorsam. 6. arabamızın deri dostlarım Ford Focus MK 3.5. Şimdi abi bunların trendix paketlerinin hatasız boyasız 120-150 bin dekine kadar 840-850-830 bandlarını bulabilirsiniz. Ya da bir parça boyalıya girdiğiniz zaman artık 800 bandına da bulmanız mümkün. 790 bandına da 780 bandına da bulmanız mümkün. Bir parça iki parça boyalarını. Bunların değeri dostlarım motoru sorunsuz. Kesinlikle etbülü belası yok. 120 beygir olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam. Kesinlikle sıkıntısız, stressiz motor abi. Torku da yanlış bilmiyorsam yine 300 tork olması lazım. Herhangi bir stres, sıkıntı yok bunun motorunda. Dizel gayet de güzel köpek gibi kaçar abi. Ama işte bunun da işte şanzımanı yani power shift biraz sıkıntı. Yani power shift'in aslında en güzel çalıştığı arabalardan bir tanesi Ford Focus MK 3.5 bak bir şey diyemiyorum. Aslında güzel çalışır ama aldığınız zaman arıza vermesine biraz hazır olmanız lazım. O yüzden şanzıman bakımı yapılmış değişmiş diyelim yani biz buna. Bir MK 3.5 alırsanız çok rahat abi bir 100 bin, 120 bin kilometre binersiniz yani. Ha öyle alırsanız ne olur? Öyle alırsanız da yine binersiniz ama eliniz kalbinizde gezersiniz. Eliniz kalbinizde gezecek bir şey yok aslında. Çok da bir masrafı çıkmıyor ama yine de alırken iyi baktırın yani. Devam edeyim abi. Devam edeyim. 7. arabamız değerli dostlarım herhalde en son araba buydu. Megan 4. Megan 4'ün değerli dostlarım 1.5 dizel 110 beygirlik AdBlue'suz motoru var tamam mı abi? Bunlar da şimdi otomatik şanzımanlar EDC'ler biraz Diğer arabalarda sıkıntılı çalışıyor ya hani mesela bazılarında. Bu 1.5 dizelle de değerli dostlarım en güzel uyum sağladığı motor 1.5'tir bunun. Yani bu Renault'un Mega'nın 1.5 motoruyla, 1.5 110'luk motoruyla bak Blue DCI demiyorum. 115'liklerden bahsetmiyorum. 110'luklardan bahsediyorum. Gayet güzel uyum sağlar. 10 numara 5 yıldızdır. Arıza vermez mi? Evet arıza verme olasılığı diğerlerine göre daha yüksek mi? Evet biraz olsun daha yüksek ama e, ee, hiç de hesap hem modelli bir araba alıyorsunuz hem de piyasası aralarında bana göre yani en hızlı araba diyebilirim yani en hızlı arabalardan bir tanesini alıyorsunuz. Yola gidişi olsun, gende olsun gerçekten Megane 3'ten kat 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 üstündür yani. İlk serisini almayın 2016'yı. 2019'da zaten Blue DCI'ya geçiyor. 2017 ve 2018'ler evladır abi. Bu paralara da 850 bin liraya 120 binde lira ya da 150 binde Joy boyasız alırsınız. Ya da 180-190 binde iki parça boyalı ya da bir parça boyalı taç alabilirsiniz. Haberiniz olsun abi. Evet video bu kadar da abi. Dakikamız da bitti Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Takip edip beğenirseniz de sevinirim gobeller. İnşallah anlatabilmişindir size Hoşça kalın abi. Görüşürük. Bye. Abi durun. videoyu da bitirmiyorum. Şimdi şunu da söyleyeyim ondan sonra videoyu bitireyim. Yani bak ben bu arabaları şimdi önerdim ya size? Şimdi bak. Yani bu arabaların aşağı yukarı değerli dostlarım eder fiyatı belli tamam mı? İşte yani FD6'lar bugün 675-700 bandına temizlerinden bahsediyorum. Ha FD6'nın 600 bindekinin de aslında otomatiğinde bir şey olmaz. Ona bir şey demiyorum. Yani Accent Blue'ler 700-750 arasında. Şimdi diyeceğiniz ki daha 700-750 arasında Accent Blue varsa biz ölmüştük gitmiştik diyeceğiniz ama maalesef değerli dostlarım piyasa bu yani. Ha 650'ye de bulursunuz ama onların da kilometre uçuk. Ya da efendim Fiat Egea'ların ki bugün 700-750 arasına 750-760 o civarlarda 770 o civarlarda. Astra J'leri bak yine her zamanki gibi ucuz abi. 780-790 bandına ya da 740 bandına bulabilirsiniz. Ford Tokus MK 3.5'ları dediğim gibi boyasına göre hatasına göre 790'dan başlayıp 850'ye bulabilirsiniz. Megan 4'leri aynı şekilde 790'dan başlayıp 850'ye kadar bulabilirsiniz. Toyota Corolla'yı abi 740'tan başlayıp 850'ye kadar yine aynı şekilde onlar da bulabilirsiniz. Bunun biraz fiyataları daha fazla. Yani bu aralıkta otomatiklerine böyle ilk sahibinden, ikinci sahibinden araba alırsanız bir şey olmaz. Ama gidip yani elden ele gezmiş, daha da bayırda şey olmuş, bakımsız araba alırsanız değil bu arabaları. Mesela en son araba ne? Efsane kasa Toyota Corolla mı? Efsane kasana Toyota Corolla alsanız dahi Yine sorun çıkardır, yine sorun çıkardır. O yüzden 3-5 fazla olsun en bol. 3-5 dediğime bakmayın. Artık günümüzde 3-5'in bir değeri kalmadı da. Yani 20-25 fazla olsun, araba bakımlı olsun. Çünkü maalesef deri dostlarım bugün bir sanayiye girdiğiniz zaman 20-25 milyardan aşağı çıkamıyorsunuz zaten. Bugün yani bu Megane'larda, Focus'larda, Astra'larda ya da ne bileyim abi Elantra'larda listede yok ama o da sorunsuzdur haberiniz olsun. Elantra'larda... Bunlar da abi bakımlı arabayla bakım arasın, arasında 25 bin lira 30 bin lira Allah çarpsın fark değil yani. Bunlar verilir de alınır da herhangi bir şeyden korkmayın. O yüzden bakımlı almaya dikkat edin. Ee, i̇nşallah gönlümüze göre bir araba bulabilirsiniz. Benim burada gönlümün yıldızı ne olurdu? Tabii bunların hepsinin fiyatı farklı yani 675 850 arası. Yani benim burada gönlümün yıldızı bir Astra olabilir mesela. Astra korkarak da olsa alabilirim mesela. Otomatinden bak motorundan herhangi bir sıkıntı yok. Otomatiği de sıkıntısız ama Opel'in ismi insana ükütücü geliyor biliyor musun? Çünkü ben de zamanında çok çektim yani. 17 milyara Vectra V alıp 24 milyar para harcamış adamım yokluk zamanımda. Ama Opel'e karşı sevgim bitmez. Zaten gerçek arabacı adamlar da Opel'den başlar yani. Hani Opel, Opel olan adam arabacı adamdır yani. Hayatı boyunca arabası olanlardan. Yani ikinci tercihte sivik olabilir. Yani ben biraz daha böyle e, hayallerimin peşinden gidin. Tabii siz hayallerinizin peşinden gitmeyin. Sorunsuzluğa biraz daha önem gösterin. E, bunlar da sorunsuz dediğim gibi ama yine de en sorunsuzların aralarından seçmeye çalışın yani. Daha doğrusu anasını satayım. Gönlünüz hangisini istiyorsan alın la. Vallahi billahi. Hasbel kader bu dünyaya gelmesi anasını satayım. Bir daha da gelmeyecek. İşte biraz şöyle keyifli bir arabaya binin, lüks bir arabaya binin, dolu bir arabaya binin. Vallahi diyorum bak. Neyse. Görüşürük abi. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Güle güle.